Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tövbe suresi inşallah 14. ayet-i kerime ile konumuza devam edeceğiz. Geçen hafta gördüğümüz ilk 13 ayetiyle ilgili kısa bir hatırlatmak gerekirse, Yüce Allah Mekke ve Medine'de bulunan putperestlerin, gayrimüslimlerin kendilerine tanınan 4 aydan sonra orayı terk etmelerini istemiş. Onlar için 3 seçeneğin olduğunu ifade etmişti. Ya Müslüman olacaklar veyahut Mekke ve Medine'den çıkacaklar, terk edecekler veya kendileriyle savaşılacaktı. Bu üç tercihten birini yapacaklar ve daha önceden kendileriyle anlaşma yapılan diğer putperestler hakkında da anlaşmaların bitimine kadar müddet devam edecekti. Bundan sonra Müslümanlar ile putperestler arasındaki bütün ilişki Tövbe suresiyle nihayete ermiş oluyordu. Yani bundan sonra Müslümanlarla putperestler hakkında, gayrimüslimler hakkında ya Müslüman olmaları veya Mekke Medine'yi terk etmeleri, Arap Yarımadası'nı terk etmeleri veya kendileriyle savaşılması idi. Bu üç seçenek sunuluyordu. Ve kendilerine tanınan sürede 4 aydı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Onlarla savaşın ki Yüce Allah sizin elinizle onlara azap etsin. وَيُخْز۪يهِمْ Onları perişan etsin. Onları rezil rüsvay etsin. Onları yenilgiye uğratsın. وَيَنْسُرُكُمْ عَلَيْهِمْ Ve o kafirlere karşı Allah size yardım etsin. وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ Ve sonuçta da Yüce Allah müminlerin gönüllerine, kalplerine, göğüslerine şifa versin. Yani onları bu yenilgi sonucunda ne yapmış olsun? Sevindirmiş olsun. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın her şeyde koyduğu kurallar var. Kader dediğimiz ölçüsü var. Fiziki yasalar kader olduğu gibi sosyal yasalar da kaderdir. Bugün Müslümanların Batı karşısında, Avrupa karşısındaki aziyetini biz sanki bir kader gibi telakki ediyoruz. Oysa ayet-i kerimeyi iyi anlamamız gerekiyor. Yüce Allah ve katiluhum yuazibhumullahu biyeydikum diyor. Allah sizin elinizle onlara azap etsin diyor. Yani Cenab-ı Hak gökten melekleri indirip ne yapmayacak? Onlarla savaşmayacak. Onlarla savaşacak olanlar kimlerdir? Allah'ın dinini müdafaa edecek olan bizler, yani Müslümanlardır. Bugün İsrail konusunda, Suriye konusunda, Afganistan'da veya yeryüzünün bütün mazlum, kan akıtılan Müslüman coğrafyalarında kafirlerin Müslümanlara yaptığına karşılık cevabı Müslümanlar vermek durumunda. Onlarla mücadele edecekler, onlarla savaşacaklar, onlarla cihad edecekler ve Müslümanlar diğer Müslümanları savunacak ki Allah'ın yardımı araya gelsin. Yoksa her zaman Yüce Allah ne yapıyor? Yardımını göndermiyor. Aciz kaldığımız yerlerde Allah'ın yardımı geliyor. Mesela Fil suresinin hepimiz sebebin uzununu biliyoruz. Kabe'yi yıkmak üzere Yemen ordusu, Ebrehe ordusu, 100.000 kişilik bir ordu geliyor. Ama Mekke'de ona karşı çıkacak ne bir Müslüman güç var ne gayrimüslim bir güç var. Yüce Allah kuşlarla, kuşlar ordusuyla, manevi ordusuyla onları perişan ediyor. Ha bugün Müslümanların Allah'ın bu sosyal yasasını iyi bilmesi gerekiyor. Yani eğer düşmanlarımıza karşı zafer istiyorsak onlara karşı ne yapmamız lazım? Kuvvet hazırlamamız lazım, güç hazırlamamız lazım. Bütün çağın, günümüzün teknolojilerine sahip olup düşmanı yıldıracak tekniğe, teknolojiye sahip olmak ve onlarla dinimiz uğruna, imanımız uğruna, vatanımız uğruna ve diğer Müslümanların izzetini koruma uğruna savaş vermemiz gerekiyor. Allah müminlerin eliyle Müslümanları perişan edecek. Müminlerin eliyle kafirleri yenilgiye uğratacak. Bunu unutmayın. Yani su nasıl 100 derecede kaynıyor, 0 derecede donuyorsa, bu bir fiziki yasaysa, Allah'ın koyduğu su ile ilgili kaderse, Allah'ın cihat ile ilgili koyduğu sosyal yasa da budur.
Müslümanlar birlik, beraberlik içerisinde güç kuvvet oluşturacak ve kafirlerle topluca ne yapacaklar? Mücadele edecekler. Eğer Allah'ın yardımına talip iseler, bunu yapmadan Yüce Allah kendilerine ne yapmıyor? Muzaffer kılmıyor, kendilerine yardım gelmiyor. Bu yenilgi sonucu ve yuzhib gayze kulubihim, onların kalplerindeki kini, nefreti, bu duyguyu da gidermiş olur Yüce Allah. Bu buradaki him zamirini, humu onları, kulubihim kimin kalpleri? Bir, mesela kafirlerin Müslümanlara karşı olan kin ve nefret duyguları böylece kırılmış olur. İki, buradaki humu, bu hum zamirini, onlar zamirini Müslümanlar için de ele alabiliriz. Bu şekilde ayeti yorumladığımızda bu durumda Müslümanların kafirlere karşı olan kinleri, gayzları dinmiş olur. Cenab-ı Hak onlardan Müslümanların öcünü yine Müslümanların eliyle aldığı için Müslümanların gönülleri ne görecek? Feraha erişecek, huzura erişecek. Dolayısıyla rahatlamış olacaklar. Ve yeşfi sudure kavmin müminin böyle olacak. Müslümanlar ne olacak? Bu olaya sevinecek. Ve dolayısıyla onların kendilerine zamanla yapmış olduğu bu haksızlığın, kin ve nefretin yerini adalet almış olacak ve onları da yaptığının cezasını bulmuş olacaklar. Ve yetubullahu ala men yeşâ, yine de Cenab-ı Hak dilediğinin tövbesini kabul eder. Bu arada kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası ümidini kesmez. Kafir bir insan tövbe etse geçmişi tertemiz olur. Günah işlememiş gibi yeniden hayata başlamış olur. Vallahu alimun hakim. Elbette Allah alimdir. Her şeyi bilir. Elbette Allah hakimdir. Yani hikmet sahibidir. Em hasibtum en tutreku ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum. Yoksa siz Allah'ın sizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan sizi terk edeceğini, kendi başınıza bırakacağını mı sanıyorsunuz? Devamı gelecek. En tutreku, yani Cenab-ı Hak sizi şu sınavlardan geçirmeden, sizin bu konudaki samimiyetinizi ortaya çıkarmadan sizi ne yapmayacak? Terk etmeyecek. Sizi sınayacak, deneyecek. Cahedu minkum, birincisi bu. Sizden cihat edenleri ortaya çıkaracak. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَل۪يجَ. Allah'ın dini uğruna mücadele ettiği gibi, cihad ettiği gibi Allah'ı, onun peygamberini ve müminlerden başkasını dost edinmeyecek. Allah sizden Allah'ı, peygamberi ve müminleri dost edinen ve bu değerlerini korumak uğruna Allah'ın yolunda cihad edenleri ortaya çıkarmadan sizi sınamaya, denemeye devam edecek. Sizi terk etmeyecek. İmtihan etmeden sizi ne yapmayacak? Bırakmayacak. Evet. Vallahu habirun bima ta'malun. Elbette Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Yüce Allah yaptığınız her şeyin bilgisine sahiptir. Allah'ın bilmediği, haberdar olmadığı hiçbir şey yok. İster fiili, ister yapamadığınız, ister sözlü, isterse zihninizden geçirdiğiniz bütün düşüncelerden ve diğer amellerinizden Yüce Allah haberdardır. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. Müşrikler kendileri kafir olduklarına şahit oldukları halde, kendileri bunu ikrar ettikleri halde, onlar Allah'ın mescitlerini imar etmezler. Şimdi Allah'ın mescitlerini imar etmek, yapmak, bina mesela bugün de efendim imar dediğimizde yapmak, yaptıktan sonra onu onarmak, onun bakımını, temizliğini, onun hizmetlerini yapmak, yerine getirmek. Aynı zamanda burada mescit kelimesi çoğul geldi. Oysa o dönem Kabe mescid olarak en çok bilinen ve müşriklerin de hizmetinde bulunduğu yapı Mescid-i Haram'dı, Kabe'ydi. Cenab-ı Hak artık müşriklerin
Kabe ile ilgili bu görevleri de yapamayacağını böylece ifade ediyor. Daha önceden öğrendik, Mekke bir aşiretler federasyonuydu. Her aşiret bir görevi, Kabe ile ilgili, yönetimle ilgili görevi paylaşmıştı. Mesela sikaye, hacıları sulamak gibi. İmare, Kabe'nin işte bakımı, oraya gelen hacıları ağırlamak, onarmak, temizliğini yapmak ve benzeri ihtiyaçlarını gidermek gibi. Veya rifade, komutanlık sancağı bulundurmak gibi. Öyle görevler vardı ve bu görevler aşiretler arasında dağıtılmıştı. Dolayısıyla bu imarete bakan, Kabe'nin tamirine, bakımına, onarımına bakan müşrikler bundan sonra bu görevi ne yapamayacaklar, ifa edemeyecekler. Ve onların bu anlamda yaptığı bütün ameller de اُلَٰئِكِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ onların amelleri boşa çıkmıştır. Biliyorsunuz İslam dininde iman olmadan yaptığımız bütün iyiliklerin, bütün amellerin hiçbir değeri Allah katında yok. Müşrik olarak bir insanın, kafir olarak yaptığı hiçbir amelin Allah katında hiçbir kaydı, kıymeti yoktur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize örneklerle konuyu kavratıyor, öğretiyor. Mesela bir ayette müşriklerin amelleri seraba benzetiliyor. Onların ameli serap gibidir. Serap, susayan bir insan uzakta su hayalini görür ya, özellikle yazın asfalta çıktığımızda önümüzdeki uzaktaki yerde su birikintisi gibi gelir. Su hayaline serap denir. Susayan kişi çölde yolculuk yapınca önünde bir su birikintisi veya göl olduğunu sanır ama oraya yaklaştıkça onun bir hayal olduğunu, yanıldığını anlar. Kafirler de dünyada yaptıkları amellerinin Allah katında bir karşılığın olacağına inanırlar. Ama Allah katında onların bir değeri olmadığını görünce aynen su zannedip su hayalini gören, serap gören insanın hayal kırıklığı gibi bunlar da ahirette hayal kırıklığına ne yapacaklar? Uğrayacaklar. Dolayısıyla onların yaptığı amellerin hiçbir değeri yok. Hacılara su vermiş de olsa, Kabe'yi tamir etmiş de olsa, Kabe'nin temizliğini de yapmış olsa, gelen hacıların hizmetini görmüş olsa, onları ağırlamış olsa da Allah katında bu yaptıklarının bir değeri yok. Çünkü amelin kabulü imana bağlıdır. Bir ikinci örnek daha var. Bir de bir kaya parçasının üzerindeki bir avuç toprağa benzetiyor Cenab-ı Hak onların amellerini. Şiddetli bir yağmur bu kaya parçasının üzerindeki toprağı silip süpürdüğü gibi kafirlerin amellerini de bu küfür ve şirk, Allah'a inkar silip süpürmüştür. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Dolayısıyla onların yaptığı ameller kendilerine ne vermeyecek? Fayda vermeyecek. Evet. Bir de mescidin imarını arkadaşlar şöyle anlamamız da mümkün. Maddi imar olarak anlayabileceğimiz gibi esasında manevi imar daha anlamlı. Yani mescit niçin yapılmış? İbadet için yapılmış. Orada Allah'ın rızasına uygun namaz kılmak, gerçekten halisane, samimi bir şekilde namazı ikame etmek, oraya Müslümanca girmek, mescidi canlandırmak. Hani Peygamber Efendim işte bir hadisinde müjdeliyor. Yedi kişi var ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde onlar gölgelenecek. Mescit kuşu diyor. Yani gönlü, kalbi mescide bağlı. Namazdan namaza camiyi gözetleyen, kalbi namaza bağlı olan bir insan. Aslında caminin imarı manevi anlamda alınsa daha güzel. Yani o toplumun camiden kasıt nedir? İbadete verdiği, amele verdiği değeri de Cenab-ı Hak bu anlamda ortaya koyuyor. Cemaatle ibadetin, namazın anlam ve önemi ortaya çıkıyor. Camileri şenlendirmek, bereketlendirmek, topluca Müslümanların birlik beraberlik içerisinde cemaate ve ibadete önem verdiğini de ifade eden bir kelime olarak anlasak daha iyi olur. وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ Onların dünyada amelleri boşa gittiği gibi onlar ahirette de ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar.
İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâh. Ha, müşrikler bundan sonra mescid imar edemeyecekler gibi gerçek anlamda mescidi kim imar eder? Allah'a iman eden, وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ahiret gününe iman eden, وَاَقَامَ السَّلَاةَ namazını dosdoğru kılan, namazını ikame eden, namazın anlam ve ruhuna uygun hareket ederek namaz kılan, وَاَتَ الزَّكَاةَ zekatını veren, malını temize çıkaran, nefsini cimrilik duygularından temize çıkaran, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ ve Allah'tan başkasından korkmayan, hak dini yaşama, hak dini savunma, hak dini tebliğ konusunda Allah'tan başkasından korkmayan bir insan. فَعَسَى işte umulur ki اُلَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ hidayete erenlerin bunlar olduğu umulur. Bu insanların hidayet üzere olduğu kabul edilir, umulur. Tekrar edelim. Camileri, mescitleri imar edecek, onları yapacak, tamir edecek, bakım, onarım ve hizmetlerini görecek olanlar Allah'a iman eden, ahirete iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başka hiçbir otoriteden, hiçbir kimseden korkmayan insanlardır. İşte bunlar da gerçek anlamda muhtedi olan, hidayete erenler de kimlerdir? Bunlardır. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ yoksa siz haccılara su vermeyi ve mescid-i haramı imar etmeyi şu kimsenin ameli gibi mi sayıyorsunuz? Veya şu kimse gibi mi kabul ediyorsunuz? Kim o kimse? كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman eden, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ahirete iman eden, وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ve Allah yolunda cihad eden kimsenin amelleriyle bir mi tutuyorsunuz? Mescidi imar etmek, hacılara su vermek, evet önemli, güzel bir amel olduğu gibi asla Allah'a imanın, ahirete imanın ve Allah yolunda cihadın yerine geçmez. لَا يَسْتَوُونَ عِنَّ اللّٰهِ bunlar Allah katında eşit değildir. Şimdi bu ayetle ilgili rivayetler var. İki şekilde yorumlanıyor. Deniyor ki Müslümanlar kendi aralarında tartıştılar. Dediler ki efendim en hayırlı hizmet hacıları sulamaktır, sikayedir. Bir de dedi ki işte Kabe'nin onarımı, Kabe'nin bakım ve hizmetidir bir sahabi. Yani imaredir dedi. Bir diğer sahabi de dedi ki Allah yolunda cihattır. Bu üçüncü sahabi bu şekilde desteklenmiş oldu. Bu Müslümanlarla ilgili sebebin huzuru bildiren rivayet. İkinci bir rivayet de müşriklerle ilgili. Diyorlar ki müşrikler Müslümanlara karşı övünüyorlar. Biz de Allah katında salih insanlardanız. Çünkü biz hacılara su veriyoruz. Çünkü biz Kabe'nin hizmetini görüyoruz. Kabe'yi tamir ediyoruz. İmaret işine bakıyoruz. Dolayısıyla biz de Allah katında salih insanlarız. Bizim de amellerimiz makbuldur diyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki asla iman etmeden, ahirete inanmadan, Allah yolunda cihad etmeden yapılan bir sikayenin, hacı sulamanın ve imarenin yani Kabe'yi tamir ve bakımının bir olmayacağını, onun yerini tutamayacağını böylece kendilerine ifade etmiş oluyor. Günümüz için yorumlarsak Suudi yönetimi için de söylemek. Aynen bugün evet. İbrahim hocamın dediği gibi evet. Suudi biliyorsunuz hac işi için bir komisyon belirlemiş. Bu komisyon hac ve hacla ilgili görevleri tanzim ediyor, düzenliyor. Ama yani bütün bu yaptıkları eğer yapan veya emir veren şahıslar buradaki sayılan vasıflara sahip değilse yani amene billah vel yevmil ahir ve cahede fissebilillah bu üç şarta uymuyorsa istediği kadar o organizeyi, o bakımı, o düzenlemeyi yapsın. Allah katında bu ne değildir? Bir değildir. La yestevûne illallah. Allah katında bunun bir değeri olmaz. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Bu şekilde zulmetmeye, Allah hakkında haksızlık yapmaya. Çünkü inkar ve şirk Allah hakkında neydi? Zulümdü. Daha önceden öğrendik. Hazreti Lokman'ın diliyle Kur'an bize öğretti. Dedi ki, ya büneyye, la tuşrik billah. Oğulcum, yavrum, Allah'a sakın eş koşma. İnne şirke le zulmun azim. Çünkü Allah'a eş koşmak en büyük zulümdür. En büyük haksızlık nedir? Allah'a yakışmayan bir vasıfla
Allah'ı vasıflandırmaktır. Yani şirk koşmaktır. Bir varlığı Allah'a denk tutma veya Allah'ta olan bir özelliği bir varlığa, bir insana, hayvana, bitkiye bir dua olayına verme gibi Allah hakkında en büyük haksızlık ona yakışmayan bir sıfatla Allah'ı anmadır. Bu da zulümdür. İşte bu müşrikler bu zulümlerine, bu haksızlıklarına devam ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Demek ki hidayete talip olmazsa bir insan, Allah onun hakkında ne yapmıyor? Hidayeti kader yapmıyor. Onun tercihine bağlı olarak hidayet veya delalet devam etmiş oluyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪هِمْ İman eden ve bu imanlarını korumak amacıyla yaşadıkları ülkede zulme uğrayan, imanların yaşanmasına, tezahürüne izin verilmeyen ve bu sebeple de zorunlu olarak hicret eden ve yine hicret ettikleri yerde inançlarını ve Müslümanları, dini, izzeti, Allah ve Peygamberin izzetini, müminlerin izzetini korumak amacıyla Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad eden, mücadele eden, savaşan Müslümanlar اَعْزَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında en büyük derecelere sahip olanlar bunlardır. En büyük derece demek ki Allah'a iman, hicret etmek, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla ne yapmaktır? Bedel ödemektir, cihad etmektir. En büyük derece demek ki Allah katında budur. Ve اُلَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte gerçek anlamda muratlarına erenler bunlardır. Gerçek anlamda kurtuluşa erenler bunlardır. Dünyadaki dünyevi istek ve arzular, muratlar sınırlı bir ömür için geçerli, sınırlı bir mutluluk ve sınırlı bir tatmindir. Ama ahiretteki cennet veya cehennem ebediyen, sınırsız, sonsuzdur. Dolayısıyla gerçek kazanç, gerçek başarı ahiret yurdunu kazanmaktır. Yani cenneti kazanmaktır. En büyük derece nedir? Demek ki Allah katında onun mükafatını, cennetini kazanmaktır. Bu müminlere yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvanin. Cenab-ı Hak kendi katından rahmetini ve hoşnutluğunu, rızasını müjdeliyor. Ve ayrıca ve cennatin lehum fiha naimun mukim. Kendisinde kalıcı, tükenmek bilmeyen sonsuz nimetlerin olduğu cennetleri Rabbimiz müjdeliyor. Allah böyle kendisine iman eden, sonra imanını korumak amacıyla hicret eden, sonra düşmanlarla Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad eden müminlere katından bir rahmetin olduğunu, kendisinin rızasının hoşnutluğunu olduğunu ve içerisinde kalıcı, tükenmek bilmeyen sonsuz nimetlerin olduğu cennetlerini Cenab-ı Hak müjdeliyor. Ne güzel müjde. Bir cennet değil arkadaşlar. Kaç tane cennet? 8 tane cennet adı Kur'an'da geçiyor. Naim cenneti, Adın cenneti gibi. Yani bunlar ayrı ayrı cennetler olduğu gibi cennetteki ayrı ayrı bölümler, ayrı ayrı mükafat dereceleri anlamına da gelebilir. Vallahu alem bis sevap. Cenab-ı Hak doğru yani bilendir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehizu abaekum ve ihvanekum evliyae in istahabbul kufra alel iman. Ey müminler, ey imanında samimi olan ve bu sözü de ispat eden müminler, eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfrü tercih ediyorlarsa sakın onları evliya dost edinme. Onları veli edinme. Demek ki babamız da olsa, kardeşimiz de olsa eğer bizim inancımızı yani imanı tercih etmiyor, küfrü tercih etmişse gerçek anlamda dinde kardeşimiz değildir. Şimdi daha önceden de öğrenmiş olmamız gerekiyordu. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiye bindikten, sular gemiyi yüzdürdükten sonra boğulmak üzere olan oğluna sesleniyor. Gel yavrucuğum bin diyor. Allah'ın azabı her yeri kuşatacak, boğulup gebeleceksin. İman et ki kurtulasın. Bugün kurtuluşun yolu imandır. O da karşıdaki dağa sığınırım diye
iman etmemekte direniyor. Gözlerinin önünde bir dalga vuruyor ve onu boğuyor. Hatta Yüce Allah diyor ki La tuhatibni fillezine zalemu innehum muğrakun. O zalimler hakkında bana söz söyleme ey Nuh. Onlar boğulmayı hak ettiler. Helaka hak ettiler. Onun için kitapta bulunma. Ne demişti ki Cenab-ı Hak böyle azarladı Hazreti Nuh'u? Ya Rabbi dedi o benim oğlum. O ne dedi? Leyse min ehlik. O senin ailenden değil. Senden değil. Cenab-ı Hak bunu derken neyi kastetmiş olabilir? Herhalde kan bağı değil değil mi? Kan bağı öz oğlu. Ya nedir? İnanç bağı. Ha demek ki anlıyoruz ki İslam'daki önemli olan inanç bağıdır, din bağıdır. Kan bağı önemli değil. Peygamber çocuğu olmak, yedi göbekten efendim ehli beyt olmak bir avantaj değil. Belki tam tersine sorumluluğun iki kat olması demektir. Dolayısıyla insanların bu konuyu istismar edip de ben Hacı Hoca çocuğuyum, ben şeyh evladıyım, ben efendim evladı peygamberim, evladı Resulüm, ben efendim işte yedi göbek peygamber soyundan demenin yani seyyidim, şerifim demenin bir anlamı yok. Çünkü önemli olan imandır. İman etmedikten sonra peygamberin oğlu olmak Hazreti Nuh örneğinde olduğu gibi insanı kurtarmıyor. Hazreti Lut'un karısı olmak onu kurtarmıyor. Başka? Kur'an-ı Kerim örnek verdiği. Ebu Leheb peygamberimizin amcası olmak veya Ebu Talib olmak o kadar iyiliğine rağmen iman anlamında onu kurtarmıyor. Çünkü niye? Allah'a iman etmedi. Hazreti İbrahim'in babası. Evet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası gibi. Dolayısıyla buna Müslümanların önem vermesi gerekiyor. İslam dininde önemli olan inanç bağıdır. İman kardeşliğidir. Irk kardeşliği bir değer taşımıyor. Milliyetçilik, ulusçuluk, ırkçılık İslam dininde yoktur. Müslümanlar bunu hasreten dikkat etmek zorunda. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, siyahı, beyazı, sarı benizlisi, uzunu, kısası, efendim, çekik gözlüsü, bunların hepsi iman ettiği müddetçe Müslümandır. İnnemel müminine ihvetun. Bitti. Renk, ırk önemli değil. Önemli olan nedir? Dindir, inanç bağıdır. Bunu da demek ki inanç bağını bu anlamda babamız da olsa, kardeşimiz de olsa inanç bağını arayacağız. Esas bizi birbirimize bağlayan budur. Buradaki evliya kelimesini de yani dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin. Bir Müslümanla kuracağınız bir yakınlığı bunlara vermeyin. Veya Müslümanların aleyhine olacak ellerine bir koz vermeyin. Deşifre etmeyin. Evet, deşifre etmeyin. Veya bunlar anneniz, babanız, kardeşleriniz, aşiretiniz de olsa sizin yanınızda Müslümanlara taan etmesinler. Dininizin herhangi bir konusuyla ne yapmasınlar? Alay etmesinler. Bu anlamda bunlara bu güveni, bu yakınlığı, bu dostluğu asla vermeyin. Yani bu çok önemli. Veli edinmek, sırdaş edinmek budur. Yoksa arkadaşlar insani anlamda kafir olan bir anne babaya üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. İslamiyet onu yasaklamıyor. Komşumuz Yahudi, Hristiyan, gayrimüslim, putperest kim olursa olsun ona karşı komşuluk hak ve hukukunu yerine getirmek, insani görevlerini yerine getirmeyi Kur'an yasaklamıyor. Ama senin Müslümana göstereceğin yakınlık ve veli bağını, velayet bağını ona gösteremezsin. Müslümanların aleyhine olabilecek bir fırsatı, bir komployu, bir şeyi kendine, onun eline ne yapamazsın? Bu anlamda veremezsin. Bir de veli sözcüğünü yönetici olarak da anlamak mümkün. Biliyorsunuz vali de aynı kökten gelen velayet üçlüsünden türetilmiş bir kelime. Vali nedir? Bir şehri yöneten kişi. Yani onları başınıza ne yapmayın? Kafir oldukları müddetçe başınıza yönetici getirmeyin. Yönetime söz sahibiyseniz, seçiyorsanız buna müdahale etme yetkiniz varsa sizden olan emirler, sizden olan yöneticiler ne yapın? Getirin. Bunları başınıza getirin. Onları başınıza vali yani yönetici olarak ne yapmayın? Tayin etmeyin. Bunu da dikkate almak gerekiyor bu velayetle ilgili. Evet. Şimdi o ayet-i kerimenin devamı var. Bunu dost edinmeyecektir. Neredeydik? Evet, evliyaya. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Eğer kim bu uyarıyı dikkate almaz, onları dost edinirse, minkum sizden,
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte bunlar da zalimlerin ta kendisi olur. Onların bu tercihi de onları o zalimlerle bir tutmaya, onların hükmüne, onların sonucuna, onların azabına düçar olmayı gerektirir. Yani o da kafir olmuş olur, o da zalim olmuş olur. Bakın dikkat edin, babamız ve kardeşimiz de olsa demek ki iman tercihi her şeyin önüne geçiyor. Bu ayet-i kerime de onu açıklar nitelikte. Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya ey Kur'an'ın muhatabı biz Müslümanlar, diğer Müslümana bu konuda imankar davranan veya haberi olmayan veya yeni Müslüman olan birine bu hükmü de hatırlat şöyle de. İn kâne âbâukum, babalarınız ve ebnâukum, çocuklarınız, oğullarınız ve ihvânukum, kardeşleriniz ve ezvâcukum, eşleriniz ve aşiretukum, aşiretiniz, kendine sığındığınız, efendim sayısal çokluğuna güvendiğiniz, o dayandığınız akraba, hısım, aşiretiniz ve emvalun iktereftumuha ve biriktirdiğiniz mallarınız, üst üste yığdığınız, servetiniz ve ticaretun tahşevne kesadaha, fesadından, efendim zararından, kaybolmasından, zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu terdevneha ve hoşunuza giden, beğendiğiniz meskenleriniz, evleriniz, saraylarınız, köşkleriniz. Bunların hepsi ahabbe ileykum, size daha sevimli ise neden? Minallahi, Allah'tan ve Resulihi, onun peygamberinden, Resulünden ve cihadin fi sebilihi ve Allah'ın yoluna, Allah'ın yolunda cihattan eğer daha sevimli, daha hoş, daha beğenilir olarak geliyorsa فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ Öyleyse Allah'ın emrini bekleye durun. Allah'ın sizin hakkınızdaki ölüm gibi, ölümden sonra azap gibi veya kıyamet gibi veya siz yaşarken Allah'ın vereceği sosyal afetler, ya doğal afetler, depremler, sel felaketleri, musibetler, hastalıklar veya sosyal afet dediğimiz anarşiler, ekonomik krizleri, bu konuda Allah'ın hükmünü bekleye durun bakalım. Allah neyi takdir edecek bu konuda? Demek ki tekrarlamak gerekirse Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve Allah yolunda cihat sevgisi bu sayılan sahip olduğumuz diğer değerlerin hepsinin üstünde olacak. Ayet onu bize veriyor. Mesaj olacak olarak. Kim bunlar? Babalarımızdan, çocuklarımızdan, kardeşlerimizden, eşlerimizden, aşiretimizden, mal ve servetimizden, efendim ve bir de meskenlerimizden, evlerimizden veya bineklerimizden, sahip olduğumuz servetlerimizden, eğer Allah sevgisi, peygamber sevgisi, cihat sevgisi bunları bastırmıyorsa, Allah'ın sizin hakkınızdaki emrini bekleye durun. Bu emirde nedir? Herhalde ceza emridir, musibet emridir, helak emridir. Dolayısıyla buradan şunu anlamak gerekiyor. Hiçbir sevgi Allah sevgisini gölgelememeli. Hiçbir kitap Kur'an sevgisini gölgelememeli. Hiçbir lider, siyasi veya dini nasıl arasanız alın, peygamberin liderliğini, sevgisini gölgelememeli. Özellikle Müslümanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Haşa, Kur'an ayetlerini sunuyorsun, kendi el kitabına takdim ediyor, kendi el kitabıyla onu denetleyerek kabul ediyor. Üstadının, şeyhinin, hocasının, efendim aliminin görüşüne uyuyorsa ayet olarak kabul ediyor, uyuyorsa hadis olarak kabul ediyor, uymuyorsa kabul etmiyor. Hani Allah'ın kitabı senin için daha sevimli olacaktı, Allah sevgisi daha sevimli olacaktı değil mi? Daha öncelikli olmalıydı. Onun için hiçbir lider Peygamber Aleyhisselam'ın liderliğini gölgede bırakamayacağı gibi hiçbir cemaatin el kitabı da Kur'an'ın haşa bir ayeti değil bir harfinin yerine geçemez. Onun önüne geçmemeli. Bütün kitaplar malumunuz bir tek kitabı anlamak için okunmalı. Kur'an'ı okumak için. Onlar bizim için nedir? Birer araç durumundadır. Esas amaç ne okumaktır? Kur'an okumak olmalı. Ama bugün Müslümanlara baktığınızda gerçekten Kur'an'dan daha çok birçok kitaplar okuluyor. Ve her cemaat
kendi efendim el kitabını, kendi külliyatını, kendi eserlerini ortaya koyuyor. Kur'an'ı okumak yerine bunlar onun önüne ne oluyor? Maalesef geçiyor. Bu da bizim gerçeğimiz. Bu anlamda da kendimizi eleştirmeliyiz. Yanında Allah'ın Resulünü eleştiriyorsunuz, çıt çıkarmıyor. Ama siyasi liderine dokunduğunuz zaman hop oturup hop kalkıyor. Dini liderine dokunduğunuz zaman hop oturup hop kalkıyor. Şeyhine bir eleştiri getirdiğiniz zaman sizi efendim elinden gelecek olsa cezalandıracak kadar gayz ve öfkesini yüzüyle, diliyle ifade edebiliyor. Ama az önce ayet tartıştınız, az önce peygamberin sözünü, hadisi tartıştınız, aynı tavrı, aynı tepkiyi göstermedi size. Ama teoride de sorsanız, en çok kimi seviyorsun? Allah'ı seviyorum der. Efendim Allah'tan sonra peygamberi seviyorum, sonra Kur'an'ı seviyorum. Her Müslüman der mi? Sorarsanız der. Peki fiili hayatta, pratikte maalesef bunu ne yapmıyoruz? Yerine getirmiyoruz. Demek ki buna da dikkat etmek, kendimizi bu durumda eleştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir iki ayet kaldı, ayna geldik. İsterseniz burada durabiliriz, isterseniz devam edebiliriz. Eğer bu sayılan anne, baba, evlat, eş, aşiret, mal, evler, meskenler vesaire, bunlar Allah'tan, onun peygamberinden ve cihattan daha sevimli ise وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, bu fasıklar güruhuna bu şekilde davranan, yani Allah sevgisini bu sevgilerle kirleten bu fasıklar güruhunu, kavmini, toplumunu Allah ne yapmaz? Hidayete erdirmez. İlginç bir şey değil mi? Fasık olarak nitelendirmesi de, bakın zalim demedi, kafir demedi Yüce Allah, fasık dedi. Fısk ne demekti? Bilerek yoldan çıkma. Biliyor. Yani hakkı bildiği halde yoldan çıkmaya deniyor. Yani Allah'ın efendim sevgilerin en yüce sevgi, Allah sevgisinin en yüce sevgi olduğunu biliyor. Ama bile bile onu gölgeyecek başka sevgileri onun yerine getiriyor. Peygamber sevgisini biliyor ama lider sevgisi onu gölgeliyor gibi. Dolayısıyla böyle davrandıkları müddetçe Yüce Allah da bu böyle davranan bu fasıklara ne yapmaz? Hidayetini vermez. Burada kalalım arkadaşlar. Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.